Herkese sağlıklı günler. Parametre programımız başlıyor. Piyasalar yine Merkez Bankası'nın aylık para kurulu toplantısına odaklandı. Yarın yeniden bu kurul toplanıyor. Faiz ne olacak? Çünkü önceki ay ve ondan önceki ay toplamda 7 puana yakın faiz artışı gerçekleşmişti. Kasım ve Aralık aylarının para kurulu toplantılarında. Yarın ne olacak? Bu konuda beklentiler epey değişik. Hiçbir şey olmaz, pas geçer diyenler var. Biraz yükseltir diyenler var ama faizi indirirler diyen pek fazla yok. Çünkü bu son derece riskli. Bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra bu Kasım'dan itibaren başlayan tırnak içinde istikrarlı politikanın sonuçlarını ve sonuçlarından şikayetçi olanları konuşacağız. Neden şikayetçiler ve ne yapıyorlar? Bunların makroekonomiye etkileri üstüne konuşmamızı devam ettireceğiz. Tabii dövizin seyri bu faizle beraber, bu da çok merak konusu. Özellikle sıradan insanlarda, enflasyona karşı parasını korumak isteyen insanlarda dövizin seyri konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Döviz almak için doğru zaman mı, değil mi? Haklı olarak, yani herkes kendisini enflasyona karşı korumak zorunda hissediyor. Az buz değil, TÜİK'in enflasyonu bile %12-13 bandında ve yükselme eğilimi gösteriyor. İnsanlar tabii ki ellerindeki parayı buna karşı korumak istiyorlar. Bunun seyrini de merak ediyorlar. Bugünkü konuğum sevgili dostumuz, iktisatçı Doktor Atilla Yeşilada. Hoş geldin Atilla Yeşilada. Teşekkür ederiz vakit ayırıp programımıza katıldığın için. Estağfurullah sevgili büyüğüm. Seninle birlikte olmak benim için keyif. Tebrik ederim yeni programını. Halk TV'ye de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aslında program biraz eskidi ama seni konuk almakta geciktik. Olsun. Geç olsun, güç olmasın. Evet, sen yani piyasaların nabzını hepimizden çok yakın takip ediyorsun. Sana epey danışanlar var. Bu işin en iyi profesyonellerinden birisin. Önce bir yarın ne olur? Tahminin nedir? Merkez Bankası ne yapar? Minnettarım böyle düşündüğünüz için. Bence Naci Ağbal Mart'a kadar pas geçer. %60 olasılıkla belki bir 50 puan kadar da arttırabilir. Hani sırf bağımsızız biz Sayın Erdoğan'dan mesajını vermek için. Ve daha da önemlisi bence, ve bunu söylerken eminim bütün geleneksel ekonomist arkadaşlar çullanıp dövecekler, Türkiye ekonomisi daha fazla faiz kaldırmaz. Enflasyon sorununu başka şekilde çözmek lazım. Mart'ta faiz konusu bizim elimizden çıkıyor. O artık Joe Biden'a bağlı. Joe Biden La Erdoğan S-400'lerde anlaşırsa faizlerde çok hızlı bir geri geliş beklerim. Yani politika faizinin düşmesini beklerim. Yok orada yine bir inatlaşma, tansiyonların tırmanması vakasıyla karşı karşıya kalırsak Rahip Brunson. Krizini dejavü olur diyorsun aşağı yukarı, aynı şey olur. Evet, Mart ayı o açıdan önemli. Tabii Avrupa Birliği de Biden'a endekslendi. Birlikte hareket etmek üzere. Yani sadece Biden'ın yaptırımları değil, Avrupa Birliği'nin de içeriğini pek bilmediğimiz ama bir yaptırım paketi var. Oradaki sürtüşme mi olur, uyuşma mı olur? Ona göre tabii ki yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisi değişir ve ona bağlı olarak da dövizinde, faizinde seyrini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Yani Ocak ve Şubat'ta senin tahminin pasa yakın ya da göstermelik yarım puanlık bir artış belki olabilir diye. Fakat bu faize bile şimdiden çok ciddi itirazlar başladı, değil mi? Geçenlerde Odalar Birliği Başkanı, yani doğrudan Merkez Bankası'na değil de bankalara çatarak kredi faizleri çok insafsız demeye başladılar. Ne oluyor? Neden bu itiraz?
Yani itiraz haklı, adres yanlış. Tabii ki ticari kredilerde faiz %20'yi aşmış. Onun da ötesinde bence bankalar kredi koşullarını sıkılaştırdıkları için şirket faizi ödemeye hazır olsa da kredi alacak banka bulamıyorlar. Ama bunun sebebi bankalar değil. Yani bankalar sonuçta kar maksimize eden özel kuruluşlar veyahut da özel kuruluş gibi yönetilen devlet, kamu kurumları. Bunun sebebi hükümetin istikrarsız açıklamaları. Size iki sebep vereyim. Yani birincisi, Sayın Erdoğan durup dururken TOBA çıktı. İşte yüksek faiz şeytandır, şudur budur, yine yani bilinen söylemlerini tekrarladı. Bunlar nabza göre şerbet verme de olabilir ama tabii geçmişteki davranışlar ve Merkez Bankası'nın ilk fırsatta faiz indirmeye meyilli olduğunu bildiği için dolarda düşüş durdu ve benim piyasadan takip ettiğim kadarıyla en azından bazı zengin vatandaşlarımız TL'ye dönüyorlardı. O da kesildi. İkincisi, yabancı yatırımcılar açısından belki çok daha fazla sıcak para akımı görecektik ve bunu dünkü Eurobond ihracından anlıyorum. Ve bunlar Türkiye'ye tahvile borsaya girecekti ama orada da bir kısım fren yaptı. Çünkü Sayın Başbakan Erdoğan, S-400'lerin ikinci partisini görüşüyoruz. Sayın Biden bize karışamaz dedi. Şimdi mesele karışır karışamaz değil. Aralık ayından beri bir, kusura bakmayın İngilizce kelime kullanıyorum, Türk diplomasisinde reset, yani sıfırlamak ve ilişkileri yeniden başlatmak havası esiyor. Herkesle barışacağız. Amerika ile barışacağız, Mısır'la barışacağız, İsrail ile vesaire vesaire. Şimdi bunu yapacaksanız tabii ki iki taraf da karşılıklı olarak kendiliğinden bir şey verecek. Daha kafadan yok S-400, ha, pazarlık falan etmiyorum diye kapıyı açmak insanları tabii ki çok korkuttu. Çünkü yani Biden'ın ekibini çok iyi biliyoruz. Hani ben bile tanıyorum. Çoğu Obama döneminden kalma, çoğu Suriye-Irak ilişkilerinde karşımıza çıkmış insanlar. Ve dediğiniz gibi Avrupa Birliği de yalnız Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda değil, hatta bana sorarsanız o çok ikincil bir meseledir, münferit bir meseledir. Sayın Erdoğan'ın bu insan hakları ve kurumsallıktan uzaklaşmasından fevkalade rahatsız. Onların rahatsızlığı Türk ekonomisinin çökeceği ve milyonlarca insanın Avrupa'ya göçeceği şeklinde, bunu da söyleyeyim. O yüzden onlar da ticari yaptırımlara kadar işi götürecekler. Şimdi tabii bir swap vasıtasıyla gelen çok kısa sürede çıkabilecek para var. Onları bu rahatsız etmiyor ama daha uzun vadeli, yani gelip Türkiye'de Katolik nikahı yapmak isteyen para açısından bunlar çok ciddi risk. Ve şöyle söyleyeyim, lafı enflasyona bağlayacağım. Bakın, Türkiye'de enflasyon beklentileriyle döviz arasında çok yakın bir bağlantı, korelasyon var. Bugün 5 milyar para girmiş Naci Ağbal geldiğinden beri. 10 milyar olsaydı dolar TL 7 idi ve herkes enflasyon beklentilerini aşağı çekiyordu. Ve bu faiz indirimi için ironik bir şekilde alan yaratırdı. Ama işte bu tür açıklamalar, yani siyasetin söylediğiyle ekonomi ekibinin söylediklerinin çatışması insanlarda çok büyük kafa kargaşası yaratıyor. Ve Yine bu de 5 yüzden de milyar dolar fena değil Atilla Yeşilada. Ne dersin? Yani çok 5 milyar dolar tabii. da çünkü uzun zamandır para girişi yerine para çıkışı vardı. Özellikle geçen hafta 750 milyon dolara yakın bir giriş var. Bir kısmı hisse senedine, bir kısmı devlet kağıtlarına ama giriş olması yine de enteresan. Fakat dediğin gibi beklenen şeylerde, montanlarda bir giriş henüz yok. Yani daha yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Buna karşılık içeride bir dolara, Türk lirasına dönüş olmadı. Yani içeride hala bozmuyor insanlar döviz mevduatlarını. Tersine bir düşüş olsa da alsak beklentisi var. Bu içerideki aktörlerin güvensizliği çok katı gibi. Ne dersin? Evet, iki sebebi var. Birincisi çok makul bir sebep. Yani bu çeşitli anketlerde de ortaya çıktı. Yine aklıma Metropol ve Avrasya anketleri geliyor. Halkın %60 ile 80'i TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Bu her ülkede vardır. Çünkü her insanın enflasyonu değişiktir. Ama mesela Amerika'da resmi enflasyon 2 ise halka sorarsınız, yok ya ben 3 görüyorum der. Burada öyle değil ki abi.
Metropol'ün anketine göre milletin yarıdan fazlası enflasyonun 30'un üstünde olduğunu düşünüyor. Şimdi enflasyon 30'ken %18 faize para mı bağlanır? Bu yüzden TÜİK'in rehabilitasyonu ve herkesin inanabileceği veyahut da bir bilim konseyinin altına imza atabileceği rakamların açıklanması çok mühim. İkincisi, dediğim gibi yani Sayın Erdoğan'ın çok bilinen huyları var ve tam onu unuturken bize hatırlatıyor devamlı olarak. Şimdi siz bugün artık tamam yani %17-18 faiz bana iyidir dersiniz. Benim enflasyon sorunum yoktur dersiniz. Hadi paramı bağlayayım TL'ye, işte yok 10 yıllık tahvile, banka bonosuna, şuna buna. Sayın Erdoğan çıkıyor, biz faiz istemiyoruz diyor. Bu Şimdi nasıl olacak? lobinin basıncı da sanıyorum etkili oluyor. Yani onları da çok şey yapmak istemiyor. Üzmek istemiyor. Başta inşaat sektörü olmak üzere çok ciddi kredi kullanmış olanlar ve faizler yükseldiği anda satışları bıçak gibi kesilenler bundan rahatsız oluyorlar. Yani bir taraftan hele top gibi kuruluşlar aslında bir taraftan hem parasal istikrar istiyorlar ama bir taraftan da krediler yükselince ver yansın etmeye başladılar. Bankaları tabii gözleri yiyor. Çok Merkez Bankası'na devlet Sayın politikası Erdoğan'a söyleyemiyorlar diyorsun. söyleyemiyorlar. Bankaları Evet. hedef alıyorlar. Çok işe yarar şeyler de değil bunlar. Şimdi Atilla Yeşilada, önceki gün merkez bütçe açıkları da açıklandı. Tamam. 173 milyar TL'ye yakın bir açık var. Bunun 130 milyar, 134 milyar TL'si faizlerden kaynaklanıyor. Yani Tamam. ama geriye bir 39 milyar TL faiz dışı açık var. Yani Türkiye 2 senedir faiz dışı açık vermeye başladı. Bu da kamu maliyesini ciddi etkileyecek bir gelişme. Şimdi önce açıklardan başlayalım. Hem Lütfi Elvan hem Cumhurbaşkanı dediler ki 239 milyar bekleniyordu. Bakın 173 geldi. Bu konuda başarılıyız diye. 239 milyar Albayrak'ın yeni ekonomik programının hedefiydi. Halbuki yılın başında 139 milyar TL açık vardı. Yani o açığa göre %25'in üstünde bir açık artışı var. Şimdi böyle karşımızda bir kamu maliyesi sorunu var. Yani kamu maliyesi açıkları var, borçlanma ihtiyacı var. Bu borçlanma ihtiyacı faizlere nasıl etki eder? Şimdi çok ciddi bir kamu maliyesi ihtiyacımız var. Çünkü 170 milyar açık ama bir de merkezden ne kadar tırtıkladık? 55 milyar mı, 60 milyar mı ne Bu sene 45 milyar. Ondan önceki tırtıkladık? sene 78 milyar, bu sene 45 milyar. Hatta ben bir tweet attım 2021'de ne olur diye. Bazı arkadaşlar bunun yarısı kadar bir şeyden söz ettiler. Merkezde de ancak 20-25 milyar bir para gelir diye. Bu bir derde Evet. derman olmaz çok fazla. Olmaz, yok. Merkezde de verecek fazla para kalmadı. Zaten vermesi de faiz indirimi anlamına gelir. Dolar patlar gider. Şimdi bu birinci sorun. İkincisi, açık vermişiz. Tamam, 40 milyar faiz dışı. Böyle bir yılda bütün devletler veriyor. Peki o zaman niye işsizlerin %60'ına tek kuruş para verilmemiş? Niye 1 milyondan fazla restoran, bar, kafe kapalı? Meslek örgütü başkanı söylüyor bunların %30'u geri dönmeyecek diye. Ben asıl paranın nereye gittiğini düşünüyorum. Ve şeyde rak cevabı da biliyorum. Bakın o bütçe kalemlerine. 170 milyar lira, tırnak içinde söylüyorum, yatırım yapılmış. Yani 170 milyar lira aslında bir yıl daha bekleyebilecek peyzaj, köprü ihalesi, yol tamiri diye müteahhite aktarılmış. Ve bu sene de 140 milyar aktarılacak. Ben sağlık hariç bütün yatırımları durdururum. Bu parayı derhal fakire dağıtırım. Parasıza dağıtırım, hiç soru sormam. Ama Türkiye bütçe açığı sorununu çözemez. Sebebi de şu. Bu ekonomi bütçe planlarında yazıldığı veya iddia edildiği %6 büyüyemez.
Bu konuda ben her fikri olana sordum abi. Sayın Asaf Savaş Akat'a sordum, Sayın Mahfiye İlmez'e sordum. Türkiye aşırı ısınma yaratmadan, yani cari açık bir enflasyonu patlatmadan, özür dilerim, ne kadar büyüyebilir diye 3 ile 5 arasında bir rakam alıyorum. Hadi ortalaması 4'tür. Türkiye 4'ün üstünde büyüdüğü anda ya ciddi bir enflasyon ya ödemeler dengesi sorunu ile karşılaşıyorsun. 4 de sorunları çözmüyor. İki şekilde çözmüyor. Bir, Türkiye'de istihdamın yapısı değişti. Eskiden ekonomi 4 büyüdüğünde işsizlik düşmeye başlardı. Şimdi artık 4'e hiç tepki vermiyor. %4 büyümeyle biz yine çift tane işsizlikte kalıyoruz. İkincisi, gelir toplama yapısı bozuk. Yani hepsi KDV, ÖTV'den. Dolayısıyla %4 büyüme de yetmiyor bütçe açıklarını kapatmaya. Şu sebepten dolayı yetmiyor. Bir, o kadar çok borçlandık ki artık faiz ödemeleri kontrol altına alınamaz hale geldi. İki, her sene artan miktarda sosyal güvenlik katkısı ve bu köy dediğimiz projelerin kamu özel ortaklığı, KÖO neyse, onların garantilerini ödeyeceğiz. Yani bunlar kaçınılmaz. Lafını unutma Dolayısıyla Atilla Yeşil'e de. Bu arada işsizlik sigortası fonu ciddi ölçüde eriyor. Bir başka kara delik olarak. Kit açıkları var. Ve yerel yönetimler, mahalli idarelerin açıkları var. Yani merhum Demirel'in 5 kara delik diye tanımladığı tarım satış kooperatiflerini unutursak oraya yeni baştan geliyoruz. Kesinlikle geliyoruz. Bir tek iyiye giden gösterge var. O da döviz alımlarıyla kamu bankaları mali dengelerini bir miktar düzelttiler. Ama Türkiye'nin iki tane çok ağır bütçe sorunu var. Bunu ben anlatamıyorum vatandaşa. Birincisi şu. Tabii ki köprü, otoyol, havaalanı yapılsın. O başka bir konu. Ben ama yani taraftarım. Ama bu kamu özel ortaklığında felsefe riskin paylaşılmasıdır. Yani karın ve zararın paylaşılmasıdır. Bizde sözleşmeler öyle yapılmış ki müteahhit karı alıyor, bütün zarar hazinenin üstüne. Ve müteahhit sürekli olarak dolarla fiyatladığı için bu bahsedilen trafik miktarının üretilmesine imkan yok. Halk o kadar zenginleşmiyor. Özetle her sene hele kent hastaneleri de bitince ve İstanbul Havalimanı tam 3. pistini açıp tam faaliyete geçince biz katlanarak daha fazla hazineden bu müteahhitlere ödeyeceğiz. Bu birincisi. İkincisi çok basit bir kural var. Pardon. Söyleyeceksen söyle. Burada bir ekleme yapayım. Sözleşmeler de uygulanmıyor. Şimdi bak İstanbul Havalimanı'nın her sene 1 milyar euroya yakın bir kira ödemesi var. Pardon çok Faaliyete özür dilerim. Sen geçtiğinden 2 yıldır devam et. bu kirayı ödemiyor. Bu kirayı ödetmiyorlar bu beşli arkadaşlara. Yani bir de işin bu tarafı var. Hani sözleşmeler de uygulanmıyor. Evet abi ya hayır uygulanıyor. Tek taraflı Ha, tek uygulanıyor. taraflı uygulanıyor. Yani söz kısmı uygulanıyor, Kendine leşme hep kendine kısmı. yontuyor. Belli tarafa yontuluyor yani. Burada kamuya yontulmuyor. Evet. Aynen öyle. İkincisi işte Ekim rakamlarına baktık. Türkiye'de çalışan 27 milyon kalmış. 12,5 milyon da emekli var. Çalışan sayısı çok fazla artmaz. İstiyorsan işte bu Covid'den sonra gelecek olan dijitalleşme falan anlatırım ama emekli sayısı artacak çünkü her sene daha uzun yaşıyoruz. Kural da şudur. 3 çalışan bir emekliyi besler. Çalışan sayısı yetersiz olunca hazine emeklileri beslemek zorunda kalacak. Ve oradan çıkacak para da katlanarak artacak. Çünkü Türkiye gittikçe yaşlanıyor. Yani iş gücüne giren ve iş bulabilecek insan sayısı azalıyor. Yani dolayısıyla bu sene hiçbir şekilde bütçe açıklarına kafayı takmam ama bütün ihaleleri keser, fakire dağıtırım. Ondan sonra çok köklü bir reform programı yaparım. Ben şahsen hani kapitalist olmama rağmen şu anda bankada 1 milyon lira da üstünde olanlardan tak %5 vergiyi gider bankadan alırım. Gider bankadan alırım. Çünkü milli afet yaşıyoruz. Bunun tartışması dahi olmaz. Ondan sonraki yıllarda da
bu dolaylı doğrudan vergi oranını tamamen ters yüz ederim. Yani %30'luk KDV, ÖTV, %70'i servet ve gelirden alınacak abicim. Devlet benim ne yaptığımı, nerede, kime ne söylediğimi, metoda dahi olsam biliyor da nedense 5 tane dev Amerikan jipiyle gezenlerden tek kuruş vergi toplayamıyor. Ya Bu da orada şöyle ilginçtir. bir itiraz hemen geliyor. Yani böyle yaparsa servet kaçar, sermaye kaçar. Böyle bir şey var mı? Yani nereye kaçıyor? Nereye Abi kaçıyor yani? sermaye zaten 2016'dan itibaren kaçtı. Kaçan kaçmış Yani zaten. geri kaçan kaçtı. Kalanlar hakikaten vatan. İkincisi şu. ISO istatistiklerine bakalım. Bunlar Türkiye'nin en büyük 500 şirketi. Geçen senenin rakamları bunlar. Dış kaynak, iç kaynak oranı %230. Zaten adam şirketine sermaye koymuyor ki. Evet. Yani Nereye bunu kaçacak? ürkütsen ne olur, ürkütmesen ne olur? Hani Doğru. sen daha iyi biliyorsun. Zengin patron, fakir şirket modeli. Aynen. Adamın şirketi batıyor. Stresini atmak için İsviçre'ye bir hafta tatile gitmek. Abartıyorum yani. İş Anladım. dünyasının düşmanı değilim ama Evet. yani yok ya, nereye kaçacak? Herkes burada olmuyor. Yani kaçacak olan gitti zaten ama kalan burada, yani bir sebepten dolayı burada kalmak istiyor ve vergisini de ödesin. Bu o kadar büyük bir haksızlık ki Çok büyük. zavallı ayda 1.000 lira yardım alıyor ve bunun ortalama, hadi gıda bir, ötekiler %18, ortalaması 9 diyelim. 90 lirasını KDV, bir o kadarını da ÖTV ödüyor. Böyle olur mu ya? Allah var yukarıda, kusura bakma yani. Yani gerçekten bırak alt gelir, orta gelirliler bile bütün harcamalarını bir şekilde vergileniyor. Vergisi vergilenmeyecek kadar bir kenara para koyan neredeyse çok az. Fakat buna karşılık kazandığı parayı harcayamayana hiçbir vergi gelmiyor. Niye? Tüketmiyor. Tüketmiyorsan vergi de yok. Ancak tüketirsen Doğrudur. vergi Çok var. sakat. Büyük Çok haksızlık. sakat. Yani bunun mutlaka ters yüz edilmesi lazım ama çok ciddi, çok radikal bir adım gerektiriyor bu. Ama bunu da yapmadan hakikaten bu ne gelir dağılımındaki bu adaletsizliği düzeltmek ne de kamu maliyesinde bir istikrar sağlamak hiç kolay görünmüyor. Bakalım bunlar bizi nereye taşıyacak? Peki kamunun bu borçlanma ihtiyacının faizler üstüne tırmandırıcı bir etkisi olmayacak mı? Ayrıca bu crowding out dediğimiz özel sektörü dışlama hadisesi 90'larda yaşadığımız yeni baştan gündeme gelebilir mi? Abi çok güzel. Kısaca cevaplayayım. İlk önce artık Reuters'de bile Türkiye'de açlık sorunu yaşandığına dair İngilizce haberler çıkıyor. Bu radikal tedbir filan dinlemez. Bunun sonu sosyal çalkantıya gider. Kimse yanlış anlamasın. Kalkışma filan demek istemiyorum. İnsanlar kasa atmaya başlarlar birilerine. Çünkü insanlar aç. Derin açlık var. Dolayısıyla bu sorun acilen halledilmesi lazım. İkincisi, evet, şimdi dışarıdan bol para gelecek. Eğer reformları yaparsanız faizleri biraz daha düşürürsünüz. Ama bu bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamaz. Çünkü en büyük hatalarımızdan biri de o. Biz Türk Ticaret Kanunu ve BDDK genelgelerini değiştirerek ölmüş kredileri yaşatacağımızı zannediyoruz. Bu zombi filmi gibi abi. Bugün Türkiye'de bilmeyen yok ki yani. Sokaktan herhangi bir ekonomi öğrencisini çağır. Bankaların batık ya da batmak üzere olan kredi oranı %4 değil, %15. Adam bu yüzden kredi veremez ve veremiyor zaten. Derhal bunun bir şekilde bütün bankaların sermayelendirilmesi, ödenmeyecek kredilerin tasfiye edilmesi gerekir. Aksi halde bir yandan hazine her sene daha fazla borçlanacak. Öte yandan sen kredi ver bakalım, hadi KOBİ'lere yatırım yapacaklar diyeceksin. Olmaz yani, bankacılık sektörü batar. Ve çok açık söylüyorum. İsimlerini vermeyeyim ama hepsi, bütün yabancı sermayeli bankalar bugün defter değerinin %50'sini veren olsa anında anahtarı teslim edip kaçıp giderler. Türkiye'de kimse bankacılık yapmak istemiyor artık. Değil mi? Çok da üstlerine gittiler aslında aba altından sopa göstererek. Yani o aktif rasyosu vesaire gibi basınç unsurları kullanarak bankaları kredi vermeye mecbur tuttular. İşte bu pandemi nedeniyle anlaşılabilir belki.
batık kredi tanımına geçmesi için gerekli süreyi katladılar ve de uzattılar. Gerçekten bu batık krediler tam bir buzdağı. Yani görünen kısmıyla alt kısmı dehşetli farklı. Bir yandan şirketler, bir de hane halkı. Yani hane halkını da baştan çıkarıcı bir şekilde borçlandırdılar geçen yıl. Geçen yıl asıl ondan korkuyorum. Ya o geçen yıl ortalarında o konut kredileri, birazdan konuşacağız Ahmet Büyükduman'la. Konut kredileri... Hocama da sevgilerimi sunayım. Sağ ol, söylerim. Ve arkasından otomobil, inanılmaz otomobil satışı oldu geçen yıl. Dayanıklı tüketim malı. İşte müthiş bir tüketici kredisi kullanımı oldu. Şimdi bunlar nasıl geri ödenecek? Bankalar bunları nasıl tahsil edecekler? Hakikaten büyük sorun. Yani bu 2021 yılı hiç kolay bir yıl olmayacak. Bakalım Allah hepimize kolaylık versin. Atilla Yeşil'e de çok teşekkür ederiz programımıza katılıp katkılarını sunduğun şeref için. Duydum. Çok teşekkür şeref ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Evet, Atilla Yeşilada'yla makro meseleleri konuştuk. Şimdi biraz bir konut sorununa teksif olacağız. Gerçekten konut ve emlak sektörü ekonominin can damarlarından biri. Uzun zamandır da bir darlık yaşıyordu. Satışlar özellikle bir dönem faizler çok yükseldiği için kesilmişti. Sonra faizler düşürülünce çok şaşırtıcı bir şekilde satışlar arttı. Konut satışları, stoklarda ciddi bir erime oldu. Fakat tekrar faizler artınca şimdi yeni baştan satışlarda bir durgunluk geldi. Konuyu alanın uzmanlarından Ahmet Büyükduman'la konuşacağız. Ahmet Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi evet, 2020 yılı geride kaldı. Önce bir 2020'nin emlak sektörü özetini yapalım. Konuttan başlayıp biraz ofislere, gayrimenkule, özellikle İstanbul tabii burada önem kazanıyor. Konutta ne yaşadık biz 2020'de? Mustafa Bey, aslında konut sektörü çok iyi bir başlangıç yaptı. Geçen yılın verilerine göre, yani 2019 verilerine göre daha iyi konut satış rakamlarıyla başlamıştı. Ancak Mart ayının ortasından itibaren pandeminin etkisi, içe kapanma, sosyal izolasyon tamamen konut satışlarını çok düşük düzeylere getirdi. Tahmin ediyorum Haziran ayından itibaren tekrar bir açılma dönemi gelince hükümet ya da ekonomi politikası diyelim, piyasalara bir hem moral, motivasyon vermek üzere, hem istihdamı artırmak üzere, çünkü yaz ayları mevsimsel olarak inşaat sektörünün de hareketleneceği ve kısmen birinci el konutların satışını da hızlandırarak yeni inşaat başlangıçlarını tetiklemek üzere Cumhuriyet tarihinin en düşük subvansiyonlu mevcut piyasa faiz oranının çok altında kamu bankaları tarafından verilen kredilerle konut satışları büyük bir patlama yaptı. Tabii bu ani talep artışı aslında daha çok satıcılara yaradı veya imalatçılara ve sadece bir ayda, Haziran ayında konut fiyatları %8 zıpladı ve o aydan itibaren Merkez Bankası istatistiklerini bize gösterdiğine göre her ay daha önce yaşanmamış oranlarda, her ay %2-2,5'luk konut fiyat artışlarıyla talep artışı cevap verdi. Yıllık %29 gösteriyor değil mi? Merkez Bankası'nın yıllık konut fiyat endeksindeki artış %29 görünüyor. Evet, %29-%30 civarında. Enflasyondan arındırıldığı zaman TÜİK verilerinden %14-15'te reel anlamda konut fiyatlarında bir artışla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçi bu artış zaten 2019'un son çeyreğinden itibaren başlamıştı. Ama makul düzeylerde, yani enflasyonun biraz üzerinde devam ederek geliyordu. Yaz aylarındaki bu kampanya gerçekten fiyatlarda bir sıçramaya neden oldu. Daha sonra, yani o 3 aylık dönemde yaklaşık 600 bin konut satıldı. Fakat burada dikkat çekici nokta, ağırlıkla ikinci el konutlar satıldı. Yani düşük faizle tahmin ediyorum hedeflenen şey
Birinci eldeki konutları, çünkü onlar için daha avantajlı bir faiz oranı kullanılmıştı. Birinci el konutlar için 0.64, efendim ikinci el konutlar için 0.84 gibi böyle bir avantajlı faiz oranı kullanılmıştı. Ancak ikinci el konutlarda çok şaşırtıcı bir Niye Ahmet artış Bey? Bunun altında başka bir neden var mı? Çünkü çeşitli şeyler duyuyoruz. Yani insanlar diyorlar ki bu istismar ediliyor. Yani bu faizden kredi kullanmak için aile içinde birbirlerine ikinci el daireleri satıyorlar. Tapular el değiştiriyor. Satış yapılmış görünüyor ama kredi başka amaçla kullanılıyor. Bunun ne kadar aslı astarı var? Bence bunun aslı astarı yok Mustafa Bey. Çünkü biz değerleme sektöründeyiz ve bütün satılacak gayrimenkullerin ekspertiz süreçlerinde görev alıyoruz. Böyle bir şey olsa bile, yani Türkiye'de 2005 yılından beri konut kredileri var, 2004 yılından beri ve ben o dönemden beri de bu işin içindeyim. Her zaman böyle bir şey olabilir ama belki %1, yani çok marjinal, hesaba katılmayacak bir şey. Fakat bütün bu şeylerin dönemde yaptığımız araştırmalar bize şunu gösteriyor. Faiz indirimi orta vadede, yani bir ayda fiyatları satışları zıplatabiliyor, iki ayda belki yukarıya çıkartabiliyor ama faiz indiriminin gerçekte toplam konut satışları etkisi üzerindeki etkisi sınırlı. Faizlerin indirilmesi ipotekli konut satışlarını artırıyor, diğer peşin konut satışlarını azaltıyor. Aslında burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Faizler düşünce zaten parası olup da peşin konut almayı düşünen insanlar diyorlar ki ya bu faiz oranıyla ben sermayemi gidip niye konut alayım? Alma ihtiyacım da var. Alacağım. Giderim düşük faiz oranını alırım, param da cebimde kalır. Yani yatırım amaçlı alınıyor konutlar büyük ölçüde, öyle mi? Yatırım amaçlı... Yok. Hayır, öyle yorumlayamayız Mustafa Bey. Yine kullanım amacıyla alınıyor. Fakat bu arada peşin alımla kredili alım birbiri arasında bir ikame ilişkisi söz konusu. Anladım. Faiz oranları mesela çok böyle avantajlı olursa tüccar, esnaf, serbest meslek sahibi olan insanlar zaten peşin alacakları konutu ya diyor bu kadar düşük faizi kimse kimseye vermez. Param yine cebimde dursun, ben gideyim bunu banka kredisiyle finanse alayım. Edeyim. Alayım. Dolayısıyla bizim yaptığımız araştırmalarda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Faiz oranları toplam konut satışları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip. Fakat ipotekli konut satışlarını çok artırıyor. Bu da aslında bir geçişkenlik olduğunu gösteriyor. Hele hele birinci el ve ikinci el faiz oran satışlara uygulanan ayrıcalıklı faizler söz konusu. İşte deniliyor ki birinci elde faiz oranını biraz daha düşük tutalım. Stoklar erimiş olsun. Ama burada makas da çok dar oldu bu Haziran-Temmuz dönemindeki kampanya sırasında. Mesela birinci eller için 0.64 yapılırken ikinci eller için 0.74 yapıldı. Bu birler civarında tutulabilirdi. Uzun vadeli gözlemler için şunu söyleyebilirim. Aylık %1'ler civarındaki bir faiz oranı Türk gayrimenkul kredi piyasasının bir normali aslında. Yani bunun altında yaptığınız her türlü faiz düşüşü toplam konut satışlarının üzerinde kısa dönemde çok büyük etkisi var ama orta dönemde aslında bunlar gelecekten çalınan veya aslında peşin olarak piyasada işlem görebilecekken krediye kayan konutlar olarak düşünebiliriz. Ve nitekim de bu kampanya sona erdikten sonra Eylül, Ekim ve Kasım aylarında konut satışları tabii hızla geriledi. Fakat çok gerilemedi aslında. Uzun dönemli ortalamalarına geri döndü bu şoku atlattıktan sonra. Ama esasen Aralık ayı çok dikkat çekici bir rakamla karşımıza çıktı. O da şu, her yıl bizim konut piyasamız çok mevsimseldir. Benzer hareketleri tekrar eder her yıl. Her yılın en yüksek konut satışı Aralık ayında olur. En düşük konut satışı ise Ocak ayında olur. Çünkü bir yılı atladığınız zaman tapu harçları yeniden değerleme oranında artar. Bu nedenle de aslında yıl içi gerçekleşmiş olan konut satışları henüz tapuya intikal ettirilmemiş olabilir. Yani satış yapıldı ama resmi istatistik alım satım işlemi yapılmadı. Bunlar birikirler Aralık ayında
kayıtlara geçirtirler, vergi zamlanmasın diye. O yüzden de hep Aralık ayında böyle bir patlama olur. Yılın en düşük konut satışları ise Ocak ayında gözlemlenir. Bu sene şöyle bir şey oldu. Pandemi dönemini Nisan Mayıs'ı istisna tutuyorum. Yılın en düşük konut satışları Aralık ayında gerçekleşti. Yani geçtiğimiz yıllara göre gerçekten çok dışa düşen bir hareket görüyoruz burada. Onun üzerine şunu diyorum. Eğer Aralık ayında bu tempoyu gösterdiyse Ocak ayında daha da düşük bir rakamla karşılaşmak. Aralık ayındaki bu sert düşüşü neye bağlıyorsunuz? Açıkçası ben bunları işte söylediğim gibi kısa vadede konut satışlarında meydana gelen bu yükselişler Haziran ve Temmuz'daki gelecekten çalınan satışlar gerçekten. Öne çekilmiş oluyor. Dolayısıyla Aralık ayı da bunun göstergesi oldu. Fakat gayrimenkul piyasasında bu dönem çok dikkat çekici bir şey oldu Mustafa Bey. Konut dışı gayrimenkul piyasası çok hareketlendi. Örneğin konut dışı gayrimenkul piyasasında bu sene Haziran ayından itibaren geçmiş yılların neredeyse ortalama %50 daha üzerinde satışlar gerçekleşti. Ofis satışları mı bunlar? Ofis mi? Hayır. Ya? Hayır. Değil. Çünkü şöyle, biz pandemi dönemine girdiğimizden sonra ticari gayrimenkul piyasasında ciddi bir sıkıntı var. Tabii. Ticari gayrimenkul piyasası inanılmaz bir durgunluk gösteriyor. Ama bu satışlar arsa ve arazi satışları. Evet, konut dışı dediğimizde. Ve müthiş bir şekilde arsa ve arazi tarafında talepler ciddi ölçüde yükseldi. Bu nedir? Geleceğe dönük bir yatırım niyetimi. Nereden kaynaklanıyor bu iştah? Bu iştahın ben iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bu yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle kırsal kesimlerde ama iklimin daha yumuşak olduğu Antalya, Muğla gibi Güneybatı Anadolu illerinde müstakil konut yapmaya müsait arsa ve tarlalara yönelik. Büyük şehirden kaçış şey değil mi? Büyük şehirden dolayısıyla pandemi ve benzeri hastalıklardan kaçış psikolojisi. Evet, o psikolojinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten ticari tarafta hani bir hareket olmadığını piyasada gözlemliyoruz. Öyleyse ayrıca diğer şeylerden de yani emlak piyasasındaki dostlarla konuştuğumuz zaman da daha çok arsa ve arazi tarafının hareketli olduğunu bahsediyorlar. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde konut dışı gayrimenkul piyasasındaki hareketi arsa ve arazi satışlarına bağlıyoruz. Bunun bir başka bize teyit eden gösterge daha var. O da konut fiyat endeksi. Mesela geçen yıla göre %30 konut fiyatlarında bir artış var ama Antalya ve Muğla bölgesinde %44 fiyatlarda endekste bir artış gözlemleniyor. Bu da aslında daha ılıman, daha güneydeki büyük şehirlerden kaçarak ılıman bölgelere doğru göçüş, göç psikolojisinin bir başka göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu enteresan bir eğilim. Tabii bunu sadece hali vakti yerinde olan insanlar herhalde yapabilirler. Ama ben bu pandemide acaba kentlerdeki büyük işsizliğin de etkisiyle köylere dönüş olabilir mi? İnsanlar tekrar topraklarına dönüp oraları ihya edip tekrar ekip biçme uğraşıyla öyle bir ricat yaparlar mı diye de aklımda bir soru var. Tabii bunu test etmek için herhalde elde yeterince veri yoktur ama bu da pandeminin ortaya çıkaracağı şeylerden birisi gibi görünüyor. Şimdi tabii sizin de demin belirttiğiniz gibi pandemi döneminde bu konut dışı İstanbul başta olmak üzere ofis sektörü çok ciddi bir çöküş yaşadı. Yani AVM'ler kapandı ya da bir süre sonra açıldı ama fiili olarak kapasitesi çok düştü. Birçok mağaza kira kontratlarını iptal etti. Sözleşmeleri, akitlerini yerine getiremediler. Zaten galiba hatırı sayılır bir kullanım oranı düşüklüğü vardı. Orada ne oldu ve ne olacak? Şimdi Mustafa Bey, hakikaten ticari gayrimenkul piyasası çok ciddi etkilendi.
Ama isterseniz burada küçük bir istatistik bilgi de vereyim. En azından satışlarla alakalı. Türkiye'de yılda 2,5 milyon civarında toplam gayrimenkul satışı var. Ama bu sene hem bu düşük faiz oranlarının konut satışlarını 1,5 milyon adede çekmesi, hem kırsala yönelik bu arsa arazi satışlarıyla birlikte 2 milyon 680 bine yakın gayrimenkul el değiştirdi satış olarak. Ama bunu yüzdesel olarak ifade edersek, Türkiye'deki toplam satışların %60 kadarı konuttur. %17 kadarı arsa, %14 kadarı tarla, sadece %9 kadarı yapılı diğer gayrimenkullerdir. Hmm. Yani ofis, bina, fabrika vesaire gibi ticari amaçla kullanılan gayrimenkuller. Dolayısıyla ticari gayrimenkul piyasası, yapılı ticari gayrimenkul toplam piyasanın adetsel olarak %9'u ama belki de cirosal olarak %30'ları civarında seyrediyor olabilir. Ticari gayrimenkul piyasası ciddi ölçüde tabii darbe aldı. Özellikle ofis piyasası, evden çalışma pratiği çok kuvvetlendi. Ve şimdi duyuyoruz bankalar mesela bunu artık kurumsal bir yapı halinde personellerini evden çalışacak şekilde organize etmeyi, pandemi geçse bile ciddi olarak planlamaya başlamışlar. AVM'ler hakeza hem kurla ilgili sıkıntılar dolayısıyla hem kapalı kalmaları dolayısıyla işte birkaç tane AVM'nin son günlerde banka mülkiyetine geçtiğini duyduk ve bu sayının 30 adet civarında olduğu yönünde de gazetelerde haberler çıktı. Fakat biz tabii ticari gayrimenkul piyasasında doğrudan Türkiye'de henüz bir endeksimiz olmadığı için bir veriye ulaşamıyoruz ama mesela Amerika'da Mayıs ayından itibaren yıl sonuna doğru bütün ticari gayrimenkul fiyat endeksi %8 gerilemiş. Büyük ihtimalle Türkiye'de de buna benzer bir trend olduğunu düşünüyoruz ticari gayrimenkullerle ilgili. Açıkçası önümüzdeki dönemlerde gerek AVM gerekse ofis tipi gayrimenkulleri eğer bir de bir kredi yükü taşıyorlar ise hem kendilerinin piyasayı bozucu, fiyatları düşürücü etkilerinin olacağını hem de bankacılık sistemi üzerinde kötü kredi olarak bir ağırlığın olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat ticari gayrimenkullerde hani her şey kötüye gitmiyor. Bir taraftan da bu eve servis ve e-ticaret üzerinden yapılan taşıma ve alışveriş dolayısıyla da depolama, lojistik ve ulaştırma ve dağıtma yönelik gayrimenkullerde de ciddi bir hareket var öbür taraftan. Ekonomideki bu kaymalar dolayısıyla. Peki bu AVM'leri yeniden işlevlendirmek konusunda mesela pandemi öncesinde de Amerika'da filan çok başlamış bir eğilim vardı. Bu Türkiye'de pandemiyle beraber AVM'leri yeniden işlevlendirmek, belki bunlara belediyelerin katılması, bu yapıları bazı sosyal tesislere dönüştürmeleri, bununla ilgili arayışlar ne boyutta? Bununla ilgili arayışlar aslında bugünün meselesi değildi Mustafa Bey. 2 yıldan beri Türkiye'de bu konuşuluyordu. Çünkü AVM'lerin sıkıntısı da yeni değil. Hmm. Yani yaklaşık 2 yıldır AVM'ler bu sıkıntıları çekiyorlardı. Aslında sıkıntıların sebebi de kurdaki yüksek artış. Hmm. Çünkü bu tür AVM'ler dolar bazlı kredilerle finanse edildiler. Hmm. Müşterilerine ise bu dolardaki yükselişi kira olarak yansıtmaları mümkün olmadı. Hmm. Açıkçası bir kur riski alınmıştı bu yatırımlarda. Bu kur riski bir süre sonra kredi riskine dönüştü. Hı hı. O nedenle de AVM'lerin dönüşümü meselesi 2018'den beri Türkiye'de de sıcak olarak konuşuldu. İşte okullara dönüşmesi, hastanelere dönüşmesi. Fakat şimdi sıcak gündem olarak AVM'lerin lojistik alanlara dönüşmesi konuşuluyor. Çünkü uzaktan eğitim de ve uzaktan birçok e-ticaret, e-eğitim sonuçlarıyla daha önce düşünülen işte okul fonksiyonu seçeneği de gündemden çok ciddi ölçüde düşmüş durumda. O nedenle belki de AVM'ler bundan sonra daha nasıl diyeyim sosyal alanlar olarak belki de sizin işaret ettiğiniz gibi işte sinemalar, tiyatrolar, gösteriler gibi belki de belediyelerin de müdahil olabileceği bir tür toplanma ve ortak faaliyet alanları olarak tekrar düşünülebilir.
Ama AVM sektörü gerçekten çok ciddi bir sıkıntı içinde. Evet. Şimdi 2021'e tabii tekrar kredi faizlerinin artışı ile girdik. Buradan bir talep düşüşü başladı. Yanı sıra inşaat maliyetleri, tabii ki hem kurdaki yaşanan artışlar hem kredi faizlerindeki artışların etkisiyle yeni inşaatı, sektörde yeni yatırımları neredeyse imkansıza dönüştürdü, değil mi? Bu ama Türkiye'de de biliyoruz ki son 15 yılda inşaat odaklı bir büyüme kurgusu icat edildi. Ne olacak? Yani ortada hani böyle eski küçük müteahhitler gibi kulağın üstüne yatacak şirketler yok artık. Kadrolu dünya kadar eleman çalıştıran, bünyelerinde milyarlarca liralık iş makinası varlığı bulunduran firmalar var. Bunlar yeni yatırım yapamayacaklarına göre ve kredi yükleri de olduğuna göre sektörde ne bekleyebiliriz? Şimdi Mustafa Bey, aslında Türkiye'deki konut piyasasını sadece faiz oranlarıyla ilişkilendirmemek gerekiyor. Çünkü bu çok temel bir ihtiyaç, barınma ihtiyacı. Dolayısıyla demografik, yani nüfus hareketleri dolayısıyla her yıl Türkiye'nin 600-700 bin adet yeni konutu stoklarına eklemesi gerekiyor. İşte bu nedenle de bu demografik faktörlerden kaynaklanan talep her zaman güçlü olacak. Bundan çıkabilmenin yolu daha uygun maliyetli konutlar üretebilmekte geçiyor. Çünkü gelir tarafımız güçlenmediği zaman buna cevap verecek daha sosyal, daha küçük, artık eskisi gibi ne denir ona, daha yüksek gelir gruplarına değil de daha orta direğe hitap edecek 300-500 bin lira değer aralığında konutlar imal etmek lazım. Ancak sizin işaret ettiğiniz o büyük firmalarla ilgili de bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de bu 600-700 bin konutu yapanların içinde bu söylediğimiz sözde büyük diyelim, bu şu sıralar meşhur bir tabir, sözde büyük firmaların payı %10'u bulamıyor. Yani gerçekte Türkiye'de konut üretiminin %90'ı mahalle içi sadece tek bir konut yapan müteahhitlerin üzerinde. Bu nedenle de bu müteahhitlerin de temel finansal başarısı aslında konuta başlayıp onu inşaat ederken bir taraftan da satmakla finansal başarılarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdi de malumunuz konut fiyatları %30 bir artış gösterdi. Fakat malzeme maliyetleri de %27 bir artış gösterdi. Evet. Başa baş olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Girişimcilerin inşaat piyasasında tekrar aktif olabilmeleri onların kâr marjlarının tatmin edici düzeye gelmesiyle ancak mümkün olabilir diye düşünüyorum. İkiye bölüyorum burada. Daha önce gördüğümüz o büyük müteahhitlerin büyük projelerini tekrar görme ihtimalimiz yakın dönemde, sizin de işaret ettiğiniz gibi, yok. Ancak mahalle arası dediğimiz daha atomize bir şekilde çalışan müteahhitlerin biraz daha şeyleri küçülterek, daire boyutlarına işte 2 artı 1'lere getirerek daha ekonomik malzemeler kullanarak üretecekleri konutlarla piyasanın şekilleneceğini ben tahmin ediyorum. Ve bu demografik baskı dolayısıyla da her ne kadar faizler artmış olsa bile hem talebin düşmeyeceğini, yani talebin yine 1 milyon 300 binler civarında bu yıl için dahi kalacağını, hem de fiyatta gözlemlediğimiz artış trendinin devam edeceğini tahmin etmekteyim açıkçası. Evet, konut gerçekten bir barınma ve Türkiye'de konut sahipliği özellikle büyük kentlerde istenilen boyutlarda değil. Yani insanlar biraz para biriktirdikleri zaman mutlaka başımı sokacak bir damım olsun diye konut talep ediyorlar. Bu talep birçok şeyi şekillendiriyor. Dediğiniz gibi belki model üretim modellerinde
üretim modellerinde değişiklikler olabilir. Böyle şeyler gözleyebiliriz. Evet, Ahmet Büyükduman, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Bizi bilgilendirdiniz. Tekrar ileride görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Mustafa Hocam. Sağ olun. Evet, bugün konuklarımız Atilla Yeşilada ve Ahmet Büyükduman'la hem makro meseleleri hem emlak konut sektörünü konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.